Güzel geçen bir günün sonunda puanlamaya geldi sıra. Acaba gelinler Duygu Gelin'e kaç puan verdiler? Duygucuğum kaç bekliyorsun? Tabii ki herkes kendi evi için 5 bekler. Ben de herkes gibi 5 bekliyorum. Umarım hak ettiğimi vermişlerdir. Başka bir şey söylemek istemiyorum. Emine'cim senden başlayalım. Önce sebepleri ardından puanı lütfen. Tabii ilk önce salondan başlayayım. Zaten mobilyanı salon mobilyası için uygun bulmadığımı söylemiştim. Hani tabloları falan sevmediğimi söylemiştim. Fonlarınla ilgili hani sadece renk olarak evet hani dedim ya kornişlerin kötü duruyor. Onların yorumlarını zaten yapmıştım. Kahve sunumuna da demiştim. Sade buldum hani ben daha abartı seviyorum diye. Mutfaklarında dolaplarını beğendiğimi söylemiştim ama masanın ahşap olduğu için beğenmediğimi hani orada tezgahına aradaki fayansın yorumlarımı da yapmıştım. Yatak odası için aynalı seviyorum ama altın sarısı rengi gold'u sevmediğimi söylemiştim. Yorumlarımı yapmıştım. Albümün yoktu zaten. Düğününü kınanı beğendim. Onlarda bir sorun yoktu. Bu kadar söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Emine'cim puanını görebiliriz. Benim sana puanım 3. 3 puan. Teşekkür ederim. Beğendiğini de söyledi, beğenmediğini evet, de söyledi. Evet ama beğenmediğim çok şeydi. Mutfağımı beğendiniz. Yatak odamda beğendiğiniz parçalar oldu, beğenmediğimiz parçalar oldu. 4 bekliyordum ama evet, renk olarak beğendiğimi söylemiştim. Hatta dedim yatak örtüsünü tek bir parça halinde olabilir ama bu yatak odasına uygun olmamış. Onu da sizin açınızdan değerlendirdim. Ben o tarz yani kabartılı gibiydi biraz üzeri. Ben o tarz şeyleri sevmiyorum. Biraz daha modern parçaları seviyorum yani. Yemek masamı beğendiğinizi söylediniz. Evet ama dedim ki tamam yemek takımlarına okey dedim ama hani su takımı olarak dedim ki bu buraya evet, olmaz. Onları hep belirtmiştim zaten. Sağ ve çeyizini düne göre daha az bulduğum için o yüzden 4 vermek istemedim. Teşekkür ederim. Yeliz'cim seninle devam edelim canım. Duygucuğum öncelikle bizi ağırladığın için, misafirperverliğin için ve güler yüzün için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Salonunda zaten söylemiştim. Tüllerini ve fon evet, perdeni çok beğendim. Yani onun dışında bir şey beğenemedim. Çeyizin azdı ama yeterliydi. Güzel parçalarım vardı. Mutfağında mutfak dolaplarını beğendim. Mutfak masanı beğendim. Sandalyelerini zaten beğenmemiştim. Rahatlık açısından da olmayacağını söylemiştim. Yatak odanın da dolaplarını beğendim. Makyaj aynanı beğendim. Teşekkür ederim. Bu şekilde. Dilersen puanımı açıyorum. Tabii. Puanını açabilirsin. Benim sana puanım 3. 3 puan. Teşekkür ediyorum. Zaten söyledi Aslı Hanım. Bir şey söylemeye gerek yok. Vicdana rahatlarsa sıkıntı değil. Ben hak eden kazansın diyorum tekrardan. Umarım hak eden kazansın. Vicdanım rahat. Evet. Ona göre sıkıntı, puan veriyorum. Benim de vicdanım rahat. Ne güzel. Ben Beyza'nın evine de 3 vermiştim. Duygu'nun evine de 3 verdim. İkisi aynı aralıktaydı benim için. O yüzden ikisine de 3 vermek istedim. Evet Beyza'cığım. Seninle devam etmek tabii, istiyorum. Tabii ki de Aslı Hanım. Duygucuğum bizi ağırladığın için öncelikle teşekkür ederim. Misafirperverliğin evet, gerçekten güzeldi. Teşekkürler. Öncelikle salondan başlayayım. Salondan sadece fonlarını ve perdeni beğendim. Diğerleri çok uyumsuz dedim. Yatak odanda da aynı şekilde perdeni, fonunu ve yatak örtünü beğendim. Mutfakta da sadece dolabını beğendim. Çeyizini bana göre gerçekten çok az buldum. Güzel parçalarım vardı ama az geldi bana. Yemek masanda da çeşitlerin güzeldi, lezzetleri de güzeldi. Yemek takımını güzel buldum. Su takımını çok beğenemedim. O yüzden gerçekten vicdanım rahat bir şekilde sana bu puanı veriyorum. Teşekkür ederim. Puanımı da istersen açıyorum. Tabii buyur. Tabii ki de. Puanını açabilirsin. Benim sana puanım 2. 2'yi hak ettiğimi düşünmüyorum. Çünkü her ne kadar kötü olursa da olsun burada bir emek var. En başından beri söylüyorum. 2 bence 1 verebilirdin. Şöyle söyleyeyim benim elimde o kadar ettin. Yok benim elimde o kadar çok şey beğendin 3 verdin. Evet. Hani ben de 3 verseydim 4 verseydim bu kez bana da haksızlık olacaktı. Ben 3 veya 4 ya da 5 beklemiyorum zaten ama 2'yi ver bence 1 verseydin. Tamam ben 2'ye gerek duydum 2'yi verdim.
Çünkü dediğim gibi emek var. Haftalarca burada birlikteyiz ve herkes bir şeyler için uğraşıyor. Gerçekten herkes çok fazla yoruluyor. Fazla bir emek var. Tahtadan bir eve de gelsen iki bence verilmez. Ki benim fikrim. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Hak eden kazansın. Senin tabii vicdanını de. Baş başa bırak. Ben vicdanım rahat gerçekten. Beyza Nur'un 2 puan vermesine çok şaşırdım. Gerçi şaşırmadım. Bu bir yarışma. Ben bugün yarıştığımızın daha iyi farkına vardım. Beyza 2 puan verdi. Demek ki kendi günü geçtikten sonra rahatladı. Bu ev 2 puanı hak etmiyordu. 2 puan verdim. Gerçekten vicdanım rahat. Evin ederi buydu. Evet, Kübra seninle devam edelim. Çok heyecanlı görünüyorsun. Evet. Aslanım ben mutfağını çok beğendim. Dile de getirmiştim zaten. Teşekkür ederim. Yatak odasında parça parça her şey çok güzeldi ama bir uyum yakalayamadım. Oda salonda çok koyu renkler vardı. Perdesini, tülünü çok beğendim ama koltuklarda çok nasıl diyeyim koyu geldi bana açıkçası. Ama mutfağını çok beğendim. Teşekkür ederim. Yemek masasında tabağını çok beğendim. Kaşıklarını beğendim. Teşekkürler. Lezzetleri gayet güzeldi. Gerçekten çok güler yüzü karşıladı bizi. Misafirperverliği gerçekten çok güzeldi. Teşekkür ederim. Dilerseniz puanımı açayım. Açabilirsin puanı. Duygucuğum benim sana puanım 2. Ay 3. Çok pardon. 2 vermek istemedim. Hayır 2 vermek istemedim. Neden 2 dedin? Bir anda kafam Beyda'nınkine gitti. Evet. 2'yi konuştuk ya herhalde. 3. Yoksa 2 ile 3 arasında hayır, mı gittin hayır. geldin? Tam tersi. Valla 4 ile 3 arasında mı gittin geldin? Evet. Neden? Çeyizini az buldum. Daha 4 aylık evde. Yani 4 verecekken niye 3 verdin o zaman? Ben sorayım bunu senin adına. Söylüyorum daha 4 aylık evde ve çeyizi gerçekten bana göre çok az geldi. Ciddi misin ya? Beyza'nın çeyizi ona nazaran daha çoktu. Evet, ona haksızlık yapmak istemediğim için çeyizden verdim. Kırdım. Çeyizden kırdım. Mobilyadan kırdım. Yani ama misafirperverliği ve gerçekten güler yüzünde 10 üzerinden 10 verdim. Diyeyim bir kişi oldu bugün. Keşke öyle bir şey de olsa da 10 verseydim. Valla 5 ver ne olacak madem öyle. Beyza'ya haksızlık yapmak istemedim. Sadece güler yüzü misafirperverliği için konuşuyorum. Teşekkür ederim. Onu yani program dışında sana 10 puan verdi. Evet. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Umarım herkese güzel ağırlamışımdır. Biz de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Fazla bir şey söylemek istemiyorum. Yine dediğim gibi hak eden kazansın. Vicdanım çok rahat. Bundan sonra da rahat edeceğine inanıyorum. Toplamda 11 puan aldın. Şimdi ben senin için puanımı kullanıyorum. Duygu gelin buradan kocasına olan aşkını defalarca haykırdı. Çok samimi bir gelindi. Bizi bence çok güzel karşıladı. Masadaki sunumları da bana göre gayet lezzetli ve yeterliydi. Salonuna gelince evet son derece spor bir salon ama rahat bir salon tercih etmişti. Çeyizi de bence gayet yeterliydi. Dün Beyza Nur'un çeyizini de çok beğenmiştik. Bu çeyizi de çok beğendik. Güzel gelinim sana yuvamda sonsuz mutluluklar diliyorum. Evet, her şey için çok teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Ben teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. İnşallah beğenmişsinizdir. Elimden geldiğinin fazlasını yapmaya çalıştım canım. Sizin için. Teşekkür ederiz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ne güzel bir veda. Ne güzel bir veda. Puanların üstüne bu güzel veda konuşması. Herkes hak ettiğini alsın istiyorum. Evet, takdire şayan. Evet, herkes hak ettiğini alsın. Peki o zaman. Yarın neredeyiz değerli izleyenler? Yarın Kocaeli'ne gidiyoruz. Ve Kocaeli'nde sevgili Kübra gelinin evine konuk oluyoruz. Sizi çok sürpriz şeyler bekliyor. Ne diyorsun? Gerçekten mi? Evet. Biraz tüyo özellikle dersteydi. Özellikle manzaram, sunumum. Wow. Bakalım yarın neler göreceğiz. Evet değerli izleyenler yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın.